Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi bu videomuzda da karenin tarama testini gömelim dostlarım birlikte. Bira bismillah diyeceğiz, başlayacağız. Önce bir odaklanmamızı ayarlayalım. Çok açtık parlaklığı herhalde. Şöyle daha iyi. Evet, birinci sorumuz. ABC'de kare. Şimdi biz karede neler biliyoruz? Bir kenarımız 4 kök 2 ise bütün kenarların 4 kök 2 olduğunu şöyle bir yazalım hemen. Sonra benim köşegenim şu köşegen, bir kenarın kök 2 katıydı. Yani 4 kök 2'nin kök 2 katı 8 olacak burası. Tabii ki birbirini ortaladığı için 8'i 4 4 diye bölüyorum. Aynı şekilde diğer köşegen de 8 olacak. Onu da 4. Burayı da hatta 2 2 şeklinde bölüyorum arkadaşlarım. Sonra karenin bir diğer bilgisi, köşegenlerimiz dik kesişiyordu. Bunu da paketledim. Son olarak şuradaki üçgene bakmanızı ve Pisagor bağıntısını görmenizi istiyorum arkadaşlarım. Hatta Pisagor bile yapmıyorduk değil mi biz bu üçgenlerde? Bu üçgen bizim özel üçgenimiz. Biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıydı. Yani 2'nin kök 5 katı olacak. Hipotenüsümüz 2 kök 5 geldi. Evet, bu soru artık köşe taşında iyice tanıdık bu soru tipini dostlarım. Köşegen çizeceğimiz soru tipiydi. Şu diğer köşegeni de çiziyorum. Ve köşegenlerin dik kesiştiğini, birbirini ortaladığını gösteriyorum. Bize neyi vermiş? 23 derece demiş. Şimdi şurası 23, 90. O halde şuradaki açının tamamının ölçüsünün ne olması lazım? 90-23, yani 67. X ile şu açının toplamı. Şimdi karede köşegen açıortaydı, 45-45 diye de burayı böldü. O halde şu X dediğim açıya 22 kalacak ki 45 ile 22'nin toplamı 67'ye eşit olsun diyeceğim. Üçüncü sorumuzdayız. Kare, köşegen görüyoruz. Yine köşegenin biz açıortay olduğunu biliyoruz arkadaşlarım. 45-45 yazalım. Sonra bakın karenin bir diğer özelliği de şu. Köşegenin üstündeki bir noktadan diğer iki köşeye de çizdiğiniz şu iki doğru her zaman birbirine eşittir. Ve her zaman şurada eş üçgenler oluşturursunuz arkadaşlarım. Bakın iki tane eş üçgen oluşturduk. O halde buranın da 17 olduğunu ben söyleyebilirim. Ve x'e bakarsanız 45 ile 17'nin toplamıdır. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından. Buradan da ne geliyor? 45, 55, 60, 62 geliyor sorumun cevabı. Dördüncü soru, köşe taşında defalarca çözdüğümüz, hemen şuradan aşağıya bir diklik indiriyorsunuz ve 1 ise burasına da 1 yazıyor. Şimdi şu uzunluğa A birim dediğimde karenin bir kenar uzunluğu A artı 2. O halde burada A artı 2. Tabii ki şu da A artı 2 geldi. Ve şuradaki dik üçgenimden Pisagor'u çakıyorum hemen arkadaşlarım. A'nın 2 olduğunu buradan görebiliriz aslında. Nasıl göreceğiz öğretmenim? Çünkü 2 kök 5 ne zaman oluyordu? Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı. Demek ki küçüğü 2, büyüğü de 4 oluyor mu? Oluyor. Demek ki A 2 ya da biz yine normal bunu göremediniz diyelim. Pisagor yoluyla 2 kök 5'in karesi 20 eşittir. A'nın karesi A kare artı A artı 2'nin karesi, yani birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, İkincinin karesi diyerek de A'yı buradan 2 olarak bulabiliriz dostlarım. Hemen düzenleyelim. 4'ü bu tarafa atalım. 16 eşittir 2A kare artı 4A. 2'ye bölelim. 8 eşittir A kare artı 2A. Hatta A parantezine alalım biz bir de burayı. 8 eşittir A parantezinde A artı 2. Buradan da A'ya değer vermeye başlayabilirsiniz. Ne ile? 2 fazlasının çarpımı 8'dir. Tabii ki 2 ile 4. O halde A 2 ise burası da gerçekten 4 oluyor. A'nın 2 olduğunu böyle bulabilirim. Dolayısıyla benim bir kenar uzunluğum 4 santim geldi. Bir kenara A artı 2 demiştik. Bize de alanını soruyor bu karenin. Bir kenarın karesiydi. A kareyi paketledik dostlarım, 16. Evet, 5. sorumuz. Karede köşegenimizin açıortay olmasından faydalanacağımız bir sorudur yine. Bakın, şu köşegen açıortay olacak. Bu tarafı da 45 derece. Tabii ki burası da 45 olacak. Şuraya o halde 30 derecemiz kaldı. 90. Şuraya da 60'ı paketleyelim. Peki 60'ın karşısı 4 köküçse 30'un karşısı 4'tür diyelim.
Şimdi bir kenarımızın uzunluğu neydi arkadaşlarım? 4 köküçtü. O halde şuradaki uzunluğun tamamı da 4 köküç olacak. Ve bakın x dediğimiz şey ne çıktı? 4 köküçten 4'ü çıkartacağız dostlar. 4 köküç eksi 4. Yani 4 parantezinde köküç eksi 1'miş. X dediğimiz uzunluk. Peki bizden ne istiyor bu adam? X'i değil. X'in köküç artı 1 katını istiyor. Yani x'imiz zaten 4 çarpı köküç eksi 1'di. Bunun da köküç artı 1 katını bulun diyor bize. Peki bakın şurayı ne gördünüz arkadaşlarım? Eşlenik çarpımı. Köklü sayılarda öğrendiniz bunları. Eşleniklerin kolay çarpımı neydi? Birinci sayının karesi. Yani birinci sayı dediğim burada köküç. Köküçün karesi 3. İkinci sayı yani 1. 1'in karesi 1. Araya da her zaman eksi koyuyorum. 3 eksi 1 yani 2. Buranın sonucu 2. E bir de başta 4 ile çarpın diyor. 4 çarpı 2'den 8'i paketledim Edirne'yi. Altıncı soru. Yine köşegen çizeceğim bir soru arkadaşlar. Bakın köşegenin tamamı 4 santim. O halde ben diğer köşegeni çizsem bu da 4 santim. Hatta bu köşegen 4, 2'ye 2 diye bölünecek. Diğer köşegen de 2, 2 olmalı. O halde şurası 1, buraya da 2 kaldı. Köşegenler dik kesişiyordu. 90'ı çaktım. Hemen şuradaki Pisagor'umu da gördüm. Hatta dedim biri diğerinin 2 katı 1 ile 2. Küçük olanın kök 5 katı olacak. 1'in kök 5 katıdır. Denizli'den gelir cevap. 7. Artık dediğim gibi buna alıştık arkadaşlarım bu soru tipine. Bakın 2 numarada da aynısı var. Dışarıya çıkan bir üçgen. Hemen köşegeni çiziyorum. Bakın hiç soruyu bile okumadım daha. Köşegenimi çizdim. Şunlar birbirine eşittir dedim. Tabii ki bu da bu da. Bakın şuradaki dik üçgeni görürseniz bu dik üçgen 13 size kopyayı versin. 5, 12, 13 olur mu diye bir düşünün. 5 olması, 5, 12, 13 olması için bunların 5 olması lazım. 5, 5 diyelim biz bunlara. Gerçekten oluyor mu? 5, 12, 13'ü sağladı. Demek ki doğru. 5'miş bunlar. Yani bizim bir köşegen uzunluğumuz 10 birim çıktı. Karede neydi kural? Bir kenarın yani K'nın kök 2 katı bizim köşegenimize eşitti. O halde köşegeni ben yani onu kök 2'ye bölersem de bir kenara bulmalıyım değil mi? Burada her iki tarafı kök 2'ye böldüm. Peki kök 2'ye bölmek demek hemen kök 2 ile genişletiyorum hem payı hem paydayı çarpıyorum. 10 kök 2 bölü 2 oluyor yani 5 kök 2 geliyor. Bir kenar uzunluğum arkadaşlar. Bana da alanını soruyor dostlar bunun. Bir kenarın 5 kök 2 ise bunun karesini buluyorum. 5 kök 2'nin karesi de 25 çarpı 2'den 50 yapıyor. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geliyor. Evet 8 numaradayız. ABCD kare AE diktir BE DAE eşittir 20 ise X nedir diye bir soru soruyor. Ne diyor burada? Köşe taşına döndüm ama yine de yapamadım deme. Bir şey daha E'yi köşegenlerin kesim noktasıymış gibi düşünüp çözebilirsin demiş. E'yi köşegenlerin kesim noktası diye düşünüp çözebilirsin demiş arkadaşlar. Ben tam anlamadım burada ne demek olduğunu. Hani köşegenlerin kesim noktası diye kabul etmeyelim öyle kafamıza göre. Sonuçta bunu sınav anında böyle kabul edemeyeceğinizi böyle tam da güvenerek yapamaz. Aa burayı köşegenlerin kesim noktası kabul edeyim ben deyip de çözdüğünüzde bulduğunuz sonuç acaba kesin doğru sonuç mudur diye emin olamayacaksınız arkadaşlar. O yüzden biz normal çözüm yolunu da yapalım. Bakın şimdi buraya bize alanı vermiş 20. Yani bir şeyin alanı verildiyse bunun tabanla yüksekliğini ben bir yazayım değil mi dostum? Bak şuradan bir diklik indireyim. Şuradan da aşağı bir diklik indirelim. Hatta buna H diyelim. Burası da H. Şuna M diyelim. Burası da M. Şuraya da N diyelim. Şimdi bir kenar M artı N oldu. O halde burası da M artı N'dir yazalım. Şimdi ben bu taralı üçgenin alanını normalde nasıl bulurum? Taban M artı N çarpı yükseklik M bölü 2 dediğimde bu üçgenin alanını yani 20'yi bulmuş oluyorum. Bu durumda benim gördüğüm şey şu m çarpı m artı n eşittir 40 geldi arkadaşlar. Bu bir dursun elimizde. Şimdi bakın şurada da bir dik üçle diklikten diklik indi. Bir yan kenarın öklitini yapalım mı? X'in öklitini. X'in öklitini ne diyordu? X kare eşittir yakın parça çarpı tamamı. Yani yazıyorum şuraya. X kare eşittir m çarpı
Hipotenüsün tamamı m artı n. O halde m çarpı m artı n 40 ise x kare 40 geldi mi dostlarım? Demek ki şurası x kareymiş. O halde x de 2 kök 10 diye çıkar. Kök 40, 2 kök 10 diye çıkıyordu dışarıya. Evet, bu da normal çözüm yolu. Geldik 9 numaraya. Bakın bu sorularda da ne dedik köşe taşında? İki tane dik üçgen görüyorsunuz. Şurada gösterelim hemen bu dik üçgenleri. Biri bu, biri bu. Hemen AB 90 benzerliği yapacaktık. Şimdi şu açıya A diyelim, 90 var. B diyelim, 90 var. A diyelim, 90 var. B yapıştıralım. Şimdi burada B'nin karşısı 2. Burada B'nin karşısı 4. Yani küçük üçgenin iki katıymış. Ben burada A'nın karşısına K dersem, buradaki A'nın karşısına 2 katı yazmalıyım. 2K. Dolayısıyla karenin bir kenarını biz ne bulduk? Hem 2K bulduk hem de 4 artı K bulduk. O zaman bunlar birbirine eşit. Demek ki K eşittir 4. Şimdi demek ki burası 8 çıktı o halde. Ve bakın şu dik üçgeni arkadaşlarım. Artık sizin çok iyi alıştığınız, arka sayfada da neredeyse 3 tane falan çıktı bundan karşımıza. Dik üçgen biri diğerinin 2 katı olan dik kenarlara sahip. 4 ile 8. Hipotenüs ne olacak demiştik? Küçük olan hangisi ise onun kök 5 katı. Yani 4'ün kök 5 katı olacak. Cevap Edirne'den gelecek. 10. sorum. Yine 2 tane dik üçgen görüyorum. Hemen AB 90 benzerliğini yazıyorum. A 90, B. Buranın 90 olması için o halde bu A. Şurada 90 var. Buraya da B yazdım. Şimdi bu üçgen, evet bu iki dik üçgen benzerler. Artı S'ı da var arkadaşlarım. Bakın ikisinin de 90'ının karşısında karenin bir kenarı mevcut. Aslında bunlar nasıl üçgenlermiş? Eş üçgenlermiş. Yani burada B'nin karşısında 2 mi var? Bu üçgende de B'nin karşısındaki şu kenar 2 olmalı. Bakın A'nın karşısında şuraya 4 mü düştü? Burada da A'nın karşısı 4 olmalı. Hemen şu dik üçgende, işte birinde, yani herhangi birinde 2 var, 4 var. Hipotenüs ne olacak? 2 kök 5 olacak dedim. Karenin bir kenarı 2 kök 5 çıktı. Zaten x dediğimizde karenin bir kenarıydı. 11. sorumuz arkadaşlarım. Bunlarda da artık alışmış olmamız lazım. X direkt 6 idi demiştim. Köşe taşında pratik olarak göstermiştik size bunları. Normal çözüm yolu da şuydu arkadaşlar. Şuradan köşegenleri çizin demiştim. Ve bu köşegenleri çizdiğinizde şu üçgenle bu üçgen birbirine eş iki üçgen oluyordu. Dolayısıyla bu açının karşısındaki ile bu açının karşısındaki birbirine eşit oluyordu. X 6 geliyordu. Hatta şu üçgenimle de bu üçgenin birbirine eş çıkıyordu. Bunları köşe taşında ilk sorusunda galiba sizin için ispatlamıştım bir kere. Bir daha da yapmaya gerek duymadım. Hemen pratik olarak işaretledik arkadaşlar. 12. sorumuz. CE FE'nin 3 katıymış. Yani CE FE'ye K dersem CE 3K olacak. Buraya da 2K kaldı. DC karenin bir kenarı 6. O zaman buna 5, buna 6, buna da 6 yazalım. Alan DAEF nedir diye de bir soru soruyor bize. Bakın bu dörtgeni de şuradan çizerek iki parçaya ayıralım. Şimdi karemin bir kenarı 6 ise tüm alanı 36'dır. Bu 1. Şimdi şuradaki paralel kenarda öğrendiğimiz kural 1 ile 5 bölünmüş. Bak şu üçgenle şu üçgen. Şimdi 1'e 5. Toplam 6 birimlik bir parım var. 6 birimi 36'nın yarısı olacak değil mi? Bunlar, yani şöyle yapayım. Buna A alanı diyeyim. Burası 5A olacak diyeceğim yani kısaca. Bunu söylemeye çalışıyorum. Paralel kenarda öğrendiğimiz gibi şu bir üçgen çizildiğinde bakın şurada bir üçgen oluşturduk. Bu üçgenin dışında kalan şu diğer iki üçgen kenarlarıyla doğru orantılı alana sahip olacaktı arkadaşlarım. O yüzden 1'e 5 ise A'ya 5A şeklinde yazdım bunları. Peki toplam 6A oldu burası ve bu neye eşitti? Karenin alanının yarısına eşit. Yani 36 tamamıysa 6A neye eşit olacak? 18'e eşit olacak. Demek ki A ne çıktı bu durumda? 3. Şurayı bulduk, 3. Şimdi gelelim şuna. Bu da şu üçgende karenin diğer yarısı olacaktı. Yani 36 ise yarısı 18 olacak. Ve bakın bu da 1'e 2 şeklinde dağılmış. Yani 6'ya 12 şeklinde de bunlar dağılacak arkadaşlarım. Demek ki 6, bunu da 3 bulmuştuk. Toplam ne çıktı? 9 çıktı diyebilirim.
Şuna bakıyorum hemen. Yine yarısı muhabbeti yapacağız dostlarım. Öncelikle şuraya A diyelim. Bakın 19 ile A'nın toplamı benim karemin yarısı. Şu üçgen. Biliyorsunuz bunu artık. Paralel kenarda öğrendiğimiz bu üçgen dörtgenin yarısıydı. Paralel kenarın kuralıydı bu. Sonra şu kenara 7 ile A'nın toplamı düşmüş. Ben köşegeni çizersem şu üçgene de 7 artı A düşecek. Çünkü aynı kenarı görüyor. Bu da 7 artı A. Dolayısıyla köşegenin altında 14 artı 2A'lık bir alan oluştu. Ve bu da karenin yarısıydı. O halde 14'ü buraya attım 5. A'yı buraya attım A kaldı. Demek ki A 5'miş. Yani 19 ile A'nın toplamı, yani 19 ile 5'in toplamı 24'tür. Karenin yarısıdır. O zaman tamamı 48 çıkacak diyebiliriz. Son sorumuz arkadaşlarım, 14 numaralı soru. Ne demiştik bunda da size? Açıortayı uzatırsanız ikizkenarı görürsünüz. Şöyle uzattım açıortayı, şöyle biraz bu tarafa alayım. Şurada birleştirdim ve bakın şu Z harfinden dolayı buna da noktalı açı yazdım. Şimdi karemin bir kenarı 4 ise buraya 2 yazdım, buraya 2 yazdım, buraya 4 yazdım. Ve burası 4 ise şu kelebek üçgenden, bakın şu kelebek üçgenden 2'ye 2, 4'e 4 oranı vardır. Buraya da 4'ü yapıştırdım. O halde şu aradaki parça x eksi 4 olacak. Çünkü bunlar ikiz kenardı. Şuradaki ile şurası ikiz kenardı arkadaşlarım. Oraya da x gelmesi lazım şuranın tamamına. Dolayısıyla x eksi 4 yazdım buraya. Peki bir kenarımız yine 4 birimdi. Onu da söyleyelim. Buranın tamamı 4 ise ben 4'ten x eksi 4'ü çıkartacağım hemen. X eksi 4'ü çıkartırsam 4'ten ne geliyor? Eksi x artı 4 geliyor. Yani 8 eksi x geliyor şuraya. Evet, bu da tamamdır galiba. Şimdi şuradaki dik üçgenden de x'i buluruz ki 4 bize kopyayı veriyorsa 5 gelecekmiş gibi duruyor. Peki x 5 ise 8 eksi x 3 oluyor mu? Evet, 3 oluyor. O zaman x 5'tir diyorum. Doğru cevabı Adana'dan işaretliyorum. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Öptüm hepinizi. Kendinize iyi bakın.